Bir anlığına 1800'lerin ortasında bir telgraf operatörü olduğunuzu hayal edin. İnsanların mesajlarını gidecekleri yerlere yazıyor, gelen mesajları kategorize ediyorsunuz. Bir anda müthiş bir elektrik şokuyla çarpılıyorsunuz ve telgrafınız etrafa kıvılcımlar saçmaya başlıyor. Neler oluyor? Can havliyle gelen son mesajı okuyorsunuz. Lütfen telgrafınızı 15 dakika boyunca elektrikten çekiniz. Korkarak telgrafın fişini çekiyorsunuz. Ama gözlerinize inanamıyorsunuz. Mesajlar fiş takılı olmasa da gelmeye devam ediyor. Çekinerek de olsa bir mesaj yazıyorsunuz. Şu anda fiş çekili halde ama mesaj göndermeye ve almaya devam edebiliyorum. Gelen cevap olağanüstü. Evet, şu anda Aurora elektriğini kullanıyoruz. Akım gidip geliyor ama biz de normal elektrikten bile daha iyi bir şekilde mesaj alıp gönderebiliyoruz. 1859 yılında elektriğe bağlı olmadan, yani kablosuz bir şekilde 2 saatten uzun bir süre boyunca çalışmaya devam eden telgraflar hayal edin. Ve bu bir zaman yolculuğu kurgusu değil. Az önceki telgraf mesajlarının hepsini gerçek tarihi kayıtlardan aldım. Tarihe 1859 Carrington olayı olarak geçen ve ilk bakışta doğaüstü gibi gözüken bir olay. Tekrar soruyorum, neler oluyor? Güneş, buradan bakıldığında öylece sabit duran bir top gibi gözükse de aslında içinde fırtınalar kopuyor. Yok yok, edebiyat yapmıyorum, ciddiyim. Güneşin içinde gerçekten fırtınalar var ve bunlar yeterince güçlendiklerinde gerçek anlamıyla koparak aradaki 150 milyon kilometre mesafeyi kat edip dünyaya ulaşabiliyorlar. Hatırlarsanız bunların detaylarını size geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de gözüken kuzey ışıklarını, yani auroraları anlatırken konuşmuştuk. Orada bahsetmediğim önemli bir detay şu. Aslında güneşteki patlamalar genelde iki farklı şekilde yaşanıyor. Eğer güneş civarında kalan ve fazla uzaklaşamayan bir atım yaşanacak olursa buna solar flare, yani güneş parlaması diyoruz. Bu parlama sırasında da bol miktarda yüklü parçacık, ki bunlar çoğu zaman yüksek enerjili proton oluyorlar ve çoğu X ışını bandında olan elektromanyetik radyasyon etrafa saçılıyor. Ama bazen koronal kütle atımı denen çok daha şiddetli bir olay yaşanıyor. Bu olay sırasında birkaç milyar ton kütleye sahip plazma, yani güneşteki aşırı yüksek sıcaklık nedeniyle elektronlarını yitirmiş olan atom çekirdekleri güneş yüzeyinden büyük bir şok dalgasıyla fırlıyorlar ve rastgele bir yöne doğru savruluyorlar. Güneşten ayrıldıktan sonra güneş fırtınası veya güneş rüzgarı adını alan bu fışkırmalar saatte 2000 kilometreyi aşabilen hızlarla uzaya savruldukça bir yandan daha geniş bir alana yayıldıkları için zayıflıyorlar ama diğer yandan bir şok dalgası oldukları için kat ettikleri yol boyunca daha da fazla yüklü parçacık üreterek güçlerini korumaya devam ediyorlar. İşte bu daha güçlü atımlar hasbelkader dünyaya dönük bir şekilde yaşanacak olursa dünyanın konumuna bağlı olarak güneşten çıktıktan birkaç saat ile birkaç gün kadar sonra gezegenimize müthiş bir hızla çarpıyorlar. Bu fışkırmaların aurora dediğimiz o ışıkları nasıl yarattığını ve eğer manyetosferimiz olmasaydı gezegenimizdeki yaşamı nasıl silip süpüreceğini size o Türkiye'deki auroraları da içeren haber turu videomuzda anlatmıştım. Burada tekrar etmeyeceğim. Bu videodan sonra onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Ama işte bu auroralar güneşin öfkeli nefesiyle dünyanın güçlü manyetik alanı arasındaki dansın sonuçlarından sadece biri ve kabul etmek gerekiyor ki en estetiği. Ama işte işin bir de yıkıcı tarafı var. Güneşten saçılan fırtınalar o kadar enerjikler ki dünyanın manyetosferini boydan boya çalkalayarak jeomanyetik fırtına dediğimiz müthiş bir doğa olayına sebep oluyorlar. Elektrikle ilgili videomuzdan hatırlayın. Bir manyetik alan dalgalandıkça civarındaki iletken teller üzerinde elektrik indikliyor, yani elektrik yaratıyor. Unutmayın, elektrik ve manyetizma, elektromanyetizma dediğimiz tek bir doğa olayının farklı tezahürlerinden ibaret. Tabii biz dünyada genellikle küçük elektronik devreler ve onların civarındaki elektromanyetik alan değişimlerinden söz ediyoruz. Ama dünya gibi devasa bir yapının manyetik alanındaki dalgalanmaların yarattığı elektrik öyle az buz olmuyor. Sorun şu ki her elektronik devre belli bir elektrik ve manyetik alan seviyesinde
üzerinde çalışacak şekilde tasarlanıyor ve tabii ki tasarımın üzerine belli bir hata payı da ekleniyor. Ama gezegenimizin manyetik alanındaki değişimlerin sebep olduğu elektrik atomları öylesine güçlü olabiliyor ki devreyi bu hata paylarının ötesine geçecek kadar zorlayabiliyor ve devre elemanlarının yanmasına, hatalı sinyallerin iletilmesine, depolanan verinin kaybına veya işlemcilerin işlem kabiliyetinin bozulmasına neden oluyor. Ve takdir edersiniz ki artık 1859'da yaşamıyoruz ve günümüzdeki en yüksek teknoloji artık telgraf değil. Hastaneler, polis ve itfaiye gibi acil servis departmanları, bankacılık ve finans sistemleri, ulaşım sistemleri, iletişim ağları, bilgi ve veri depolama sistemleri, eğitim sistemi, devlet hizmetleri, üretim ve endüstri süreçleri, araştırma ve inovasyon departmanları ve hatta giderek yaygınlaşan akıllı şehirler ve IoT teknolojilerinin hepsi elektrik ve ona bağlı olarak internet olmaksızın çalışamayacak karmaşıklıkta. Dolayısıyla elektrik, üretim ve dağıtım sistemlerini tehdit eden her unsur direkt olarak medeniyetimizi tehdit ediyor demektir. Ve jeomanyetik fırtınalar giderek elektriğe bağımlı hale gelen geleceğimizi en çok tehdit eden unsurlar arasında. Mesela 1989 yılında yaşanan bir diğer jeomanyetik fırtınada Kanada'nın Quebec bölgesinde yaşayan 6 milyon insan 9 saat boyunca elektrik kesintisi yaşamıştı. Bazı yerlerde elektriğin geri gelmesi günlerce sürmüştü. Bu jeofırtınaya hazırlıksızlık Kanada'ya 10 milyonlarca dolar zarar olarak dönmüştü. Bunun bir tekrarının yaşanması sağlık veya acil durum hizmetlerinin çökmesine ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olabilir. Ve size hoş olmayan bir haberim var. Böylesi bir mega fırtına en geç 2025 yılına kadar bekleniyor. Daha doğrusu bunun 2025 yılının ortalarında yaşanmasını bekliyorduk. Ama görünen o ki hesaplarımız yanlış çıktı ve bu seneden itibaren risk beklenenin çok çok ötesine geçti. Ama ta 150 milyon kilometre ötedeki güneşte olacak fırtınaları önceden nasıl tespit edebildiğimizi merak ediyor olabilirsiniz. İzah edeyim. Güneşin en tuhaf huylarından biri 11 yıllık bir enerji döngüsüne sahip olması. Yani her 11 yılda bir güneşin enerjisi solar maksimum dediğimiz doruk noktasına ulaşıyor. Tabii güneşin enerji faaliyetinin en düşük olduğu solar minimumlar arasında da 11'er yıl var. Bu böyle gidip gelen bir dalga. Bu 11 yıl sayısı tabii ki güneşe yönelik modern gözlemlerden gelen istatistiki bir sayı. O süre 13 yılda olabiliyor, 9 yılda. Ama ortalamada 11 yıl epey isabetli gözüküyor. Hatta bu döngüleri tek tek sayabiliyoruz da. Mesela şu anda 25. döngünün içindeyiz ve solar maksimuma doğru hızla ilerliyoruz. Peki size gösterdiğim bu son grafikteki noktalar ne dersiniz? Hatırlayacak olursanız güneşin elektromanyetik faaliyeti artıp da yüzeyinden o koronal kütle atımı veya solar ışımalar fışkırdığında o fışkırmanın yaşandığı noktalar civara göre daha soğuk kaldığı için teleskoplarımızda daha siyah gözüküyorlardı. İşte bu siyah lekelere güneş noktaları veya güneş lekeleri diyoruz. Ve güneş ne kadar aktifse bu lekelerin aylık gözlenme sayısı yüzlerle ifade edilecek kadar artabiliyor. Öte yandan solar minimum sırasında güneşteki leke sayısı yok denecek kadar azalabiliyor. O nedenle geçtiğimiz senelerde güneşte leke kalmadı gibi başlıklarla paylaşılan haber görmüş olabilirsiniz. Bunlar normal zamanlarda yaşandığı sürece normal şeyler. İşte bu normal olanın ne olduğunu belirlemek için NASA, Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yani NOAA ve Uluslararası Uzay Ortamı Servisi yani ISS düzenli aralıklarla bir araya gelerek eldeki verileri analiz ederek güneşin döngülerinin durumunu, ne yöne doğru gittiğini ve ne zaman solar maksimuma erişileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu çabalarındaki temel problem güneşin yeterince yakınında yeterli kalite ve sayıda gözlem evimizin bulunmuyor olması. Aslında tam da bu eksiği gidermek için Solaris ve Firefly gibi projeler üzerinde çalışılıyor. Ama şu anda bunlar geliştirilme aşamasındalar. Meşhur Parker güneş sondası da daha yeni gönderildi sayılır ve görev süresi güneşi yeterince uzun süre gözlemeye yetmeyecek. Geriye kalan en kaliteli aday 1975'in Mayıs ayından beri güneşi gün be gün gözleyen
Wilcox Güneş Gözlemevi. İşte az önce saydığım uzman kurumlar bu kısıtlı verileri toplamda 60 farklı tahmin modelinden geçiren araştırmaları bir bütün olarak değerlendiriyorlar. Bu modellerin her biri elimizdeki veriyi birazcık farklı şekillerde değerlendiriyor. Ama genel olarak yaptıklarını 3 kategoriye ayırabiliriz. İlki tamamen istatistiki modeller ve hem Wilcox'tan gelen verileri hem de yazılı tarih boyunca yapılan güneş lekesi gözlemlerini kullanarak geleceğe dair bazı öngörülerde bulunuyorlar. İkinci grup model, güneşin solar minimumda olduğu dönemlerde kutuplarında ölçülen manyetik alan gücü gibi güneş döngüleriyle ilişkili vekil parametreleri kullanarak geleceği tahmin etmeye çalışıyorlar. Üçüncü kategorideki modellerse bildiğimiz fizik kanunlarını salt bir şekilde bilgisayarlarda simüle ederek güneşin yıllar içinde nasıl değişeceğini öngörmeye çalışıyorlar. Ki bu son grup dünyada gelecekte iklimin nasıl değişeceğini başarıyla tahmin edebilen modellerimizin de en temel mantığı. İşte bu panel en son 2019 yılında bir araya gelerek bir hafta boyunca bu farklı modellerin sonuçlarını tartıştı ve sonunda kendi içlerinde bir oylama yaparak bir görüş birliği beyan etti. Panele göre içinde bulunduğumuz 25. döngünün pik noktasında güneşteki aylık leke sayısı Temmuz 2025 civarında 115 civarına ulaşarak zirve yapacaktı ve bu döngü de tıpkı 24. döngü gibi nispeten zayıf geçecekti. İşte dandik gazetelerin abartılı başlıklarla verdiği sorun tam da burada başlıyor. Bırakın 2025 yılını, 2023'ün Temmuz ayında güneş lekelerinin sayısı çoktan 159'u gördü. Ağustos'ta bile 115 güneş lekesi sayıldı. Yani güneş 25. döngü dediğimiz bu döngüsünde panelin beklediğinden çok daha hızlı uyanıyor gibi gözüküyor. İşte bu grafikte istatistiki olarak bekleneni gösteren kırmızı çizgiyle gerçek güneş noktası sayılarını gösteren siyah çizgi arasındaki uyumsuzluk da tam olarak buradan kaynaklanıyor. Peki bu ne demek? Güneş ya pik noktasına 11 yıldan daha erken, yaklaşık olarak 10 yılda ulaşacak ya da pik noktası gerçekten 11 yılda yaşanacak ve dolayısıyla beklenenden çok ama çok daha güçlü bir solar maksimum yaşayacağız. Eğer bunlardan ilki olursa çok problem yok. Ama ikincisi yaşanırsa bu, modern tarihte görülmemiş güçte jeomanyetik fırtınaları tetikleyerek medeniyetimizin elektromanyetik direncini sonuna kadar test edebilir. İşte bu hafta boyunca güzide gazetelerimizin yok süpersonik fırtına, yok über zıpır güneş cafcaflanması tarzı absürt başlıklarla anlatmaya çalıştığı şey de işte tam olarak bu. Şimdi son olarak yine biz evrim ağacına yakışanı yapalım ve ayaklarımız yere basar bir şekilde sorunun gerçek tehlikesini anlamaya çalışalım. Evet, bu kadar modern bir çağda bu kadar güçlü bir solar fırtına yaşama düşüncesi epey ürkütücü. Ama hatırlamak gerekiyor ki bu fırtınalardan etkilenecek sistemleri inşa eden mühendisler de salak veya cahil değiller. Size o Aurora videosunda anlattığım nedenlerle bu tip fırtınalar özellikle de Norveç veya Kanada gibi daha kuzey veya daha güney enlemlerde yaşayan ülkeleri daha fazla etkiliyorlar. Onlar da tarihlerinde bu konuda yaşadıkları problemlerden dersler çıkardıkları için elektrik şebekelerini jeomanyetik fırtına sebebiyle indüklenecek elektriğe karşı koruyacak önlemlerle donatıyorlar. Örneğin akıllı şebekelerdeki transformatörlerden biri aşırı yüklenip de patladığında diğer transformatörler otomatik olarak kendilerini kapatarak benzer bir kaderi paylaşmanın önüne geçebiliyorlar. Jeomanyetik fırtına da öyle kasırgalar gibi günlerce, haftalarca süren şeyler değiller. Genelde birkaç 10 dakikada veya en fazla birkaç saatte etkileri yok oluyor. Dolayısıyla yapılması gereken tek şey güneşin faaliyetlerini yakından takip edip ekstrem bir durum olması halinde şebekeleri kısa bir süreliğine kapatıp tehlike geçtikten sonra geri açmak. Hatta çalışır halde bıraksak ve kendiliğinden yanarlarsa bile modern ülkelerdeki elektrik ağları akıllı oldukları için çalışan parçalar çalışmayan kısımları kompanse edebilecek şekilde adapte olabiliyorlar. Ve bu fırtınalar eğer ki katastrofik boyutlara ulaşmazlarsa dünya üzerindeki yaşamı tehdit edecek güçte değiller. Hatta öyle elektrik şebekesi veya sizin şahsi bilgisayarınızdan ziyade
en çok etkileneceğini tahmin ettiğimiz sistemler, dünyayı gözleyen iletişim ve gözlem uyduları, özellikle de jeosantrik dediğimiz, bulundukları yörüngede dünyanın açısal hızıyla aynı hızda dönen, dolayısıyla baktıkları yer neredeyse hiç değişmeyen uydular. Bunlar ve GPS uyduları gibi iyonosferin dış kısımlarında kalan uydularda iletişim sorunları, teknik aksamalar ve hatta tamamen bozulma gibi olaylar yaşanabilir. Bu da yerdeki askeri sistemleri, finans sistemlerini ve benzeri olayları olumsuz etkileyebilir. Ama açık olmak gerekirse, şu anda gazetelerin ima ettiği gibi küresel bir sıkıntı beklemiyoruz. Daha ziyade yerel bazı sorunlar yaşanabilir. Ama bunların sizi direkt olarak etkileme ihtimali epey düşük gözüküyor. Hatta 2021'de yapılan bir çalışmaya göre 10 yıllık bir periyot içinde interneti bozabilecek düzeyde bir sorun yaşama ihtimalimiz şu anda sadece %1.6 ile 12 arasında gözüküyor. Bu çok düşük bir ihtimal sayılmaz ama asla bir kesinlik de beyan etmiyor. Hele ki Türkiye gibi daha güney enlemlerde bulunan bizler için bu risk daha bile düşük. Ayrıca evet, teknolojimiz elektrik ve internete daha bağımlı hale gelmiş olabilir. Ama teknolojik yeterliliğimiz de bu son 150 yılda ciddi miktarda gelişti. Artık yapay zeka ve uzay bilimlerinin gelişmesi sayesinde güneşi daha yakından takip edip güneşte yaşanan örüntüleri daha keskin bir şekilde tahmin edebilmeye başladık. Elbette bu teknolojilerin tam da parlamaya başladığı dönemin başlarında olduğumuz için ve veri de halen eksik olduğu için halen tahminlerimizde bazı aksaklıklar yaşanıyor. Ama bunlar yıldan yıla daha da iyileşecekler. Ve işte tüm bu saydıklarım birleşirse, bilime biraz daha fazla önem ve değer verirsek ve belki birazcık da şanslıysak, kim bilir, belki medeniyetimiz birkaç bin yıl daha yaşamaya devam edebilir. Bu şahane olmaz mıydı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.